Kanal İstanbul, Katar İstanbul şeklinde tartışmalar yapıldı. Zira birden öğrendik ki Kanal İstanbul güzergahında Katar emirinin annesinin 44 dönümlük, yani oldukça büyük bir araziyi satın alması söz konusu olmuş. Bir şekilde bu Sözcü Gazetesi'nin haberiyle gündeme geldi. Yani kimsenin bundan haberi yoktu. Ta ki basın bunu gündeme taşıyana kadar. Evet. Tabii buradan hareketle herkes şu soruyu sormaya başladı. İşte yani yabancı birileri gelip Türkiye'de bu kadar büyük dönüm arazileri satın alabilir mi? Bunun üzerine Erdoğan da şöyle bir açıklama yaptı. Han satın alsaydı hiçbir şey demezdiniz ama işte Katarlar satın alınca sesinizi çıkarttınız, bağırmaya başladınız gibi de bir eleştirilere yanıt verdi. Yanlış, Hans'a da deriz, George'a da deriz, Katar'a da deriz. Toprak satılmamalı. Bakın, toprak satılmamalı. Ama biz ne yapıyoruz? Toprak satmanın ötesinde bir de üstüne vatandaşlık veriyoruz. Apartman dairesi alana. Apartman dairesi alana vatandaşlık verdiğiniz zaman tüm ailesine veriyorsunuz. Mesela vatandaşlık sürecinin içinde olduğunu biliyorum. Mesela bu İranlı bir kişi. 3 tane hanımı var. 12 tane de çocuğu var. Ne yapacaksınız? Vatandaşlık veriyorsunuz. Niye veriyoruz? Kime niye vatandaşlık veriyoruz? Onu biraz açıklayabilir miyiz? Yani yaşanan İstanbul'da yaşanan. Evet. Tabii. Gayrimenkulün 250 bin dolar ve üzerinde bir gayrimenkul satın alınca otomatik olarak 5 sene sonra TC vatandaşı oluyorsun şeklinde reklamlar var son dönemde sayın izleyiciler. Evet. Bakın bu son dönemde diyorum ben, çünkü hatırladım, yazdığım bir tweet'i 6-12-2018'de yazmışım bu tweet'i. Ülkenin saygınlığına bakın nasıl ayaklar altına alıyorlar diye, rant için vatandaşlık satıyorlar diye ben bunu yani 1,5 sene önce yazmışım. Orada da işte Nivo İstanbul Ataköy, bir daire alana TC pasaportu bedava. Yani okurken bile insanın... Daireyi yani müteahhit satıyor, vatandaşlığı tutuyor, cumhuriyeti veriyor. Ya olacak şey değil mi bu? İnanılır mı? Ama şimdi karşılıklılık esasına göre aslında yabancıların başka bir ülkede toprak alması, satın alması veya emlak satın alması mümkündür. Eğer benim ülkemde belli bir ülkenin vatandaşı bir emlak satın almak istiyorsa önce bakarız acaba Türk vatandaşı o ülkede emlak sahibi olabiliyor mu, toprak satın alabiliyor mu? Bu karşılıklılık esasına göre mümkündür. Ama bunun elbette belli bir rakama bakılması lazım. Yani bunun 44 dönüm ne kadar ihtiyaçtır? 44 dönümün spekülatif bir maksatla alındığı ortada. Bunu Hans da alsa aynı şekilde spekülatif maksatlı olduğu gözükür. İşte başka birisi de alsa aynı şekilde görülür. Bu kadar yüksek meblağlara giden, bu kadar yüksek alanların alınması aslında siyasi bakımdan bir tehdit olarak algılanmalı. Boğaz'ın da yalılarına baktığınız zaman bir tane yalıyı birisi alır, iki tane yalıyı birisi alır. Bunlar çok ciddi bir tehdit olarak görülmez. Ama bütün Boğaz'ın iki yakasını birden belli bir ülkenin vatandaşları satın alırsa ona da itiraz etmeniz gerekir. Ve bunlar aslında sadece sarayın kararıyla veya müsaadesiyle olacak şeyler değil. Aynı zamanda o kentin insanların ve kentin belediyesinin de bir şekilde yetkisinin olabilmesi ve üzerinde sorgulayabilecek hakkının olması gereken şeyler. Ama Erdoğan geri adım atmayacağını söyledi. Hatta İmamoğlu 16 milyon buna karar vermeli elbette dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve karşılığında da sen otur oturduğun yerde gibi bir açıklamada bulundu tabii Erdoğan. O da ben oturarak çalışmam dedi. O da belediye başkanı olarak oturarak çalışmam. Evet. Sayın Erdoğan da zamanında öyle çalışmadığı için başarılı oldu dedi. Ama bu bir direnmeye gidecek gibi görünüyor. Yani İstanbul kamuoyuna 16 milyona, hatta Türkiye ile hani AKP'nin işte belli başlı, başta tabii Erdoğan olmak üzere belli söylem seçkinlerinin başındaki tepedeki yöneticilerin 16 milyon arasında bir bilek güreşine dönecekmiş gibi bir ihtimal var. Nasıl ilerleyecek bu? Bakın ikimiz de İstanbul milletvekiliyiz. Çekişme. İstanbul'u seviyoruz ve 16 milyon İstanbullunun geleceğiyle ilgili şunu bilmesi lazım. Bu Kanal İstanbul ucubesi aslında İstanbul'da yapılabilecek en büyük zarardır, en büyük kötülüktür. Sebebi de bir kere tamamen tarım arazisinin niteliğini değiştirecektir. Trakya'nın ortasına deniz suyu sokacaktır. Trakya'nın ortasına deniz suyunun girmesi ve bu suyun aslında
kuzeyden Marmara'ya doğru, yani Karadeniz'in tuzunun daha az olması, Marmara'nın daha tuzlu olması aslında Karadeniz'in suyunun Marmara'ya akması sonucunu doğuracaktır. Karadeniz dünyanın en kirli denizidir. Çünkü Tuna boyunca bütün sanayi atıklar Karadeniz'e gelmektedir. Biliyorsunuz Karadeniz'de 200 metrenin altında canlı da yaşamaz. Ve en kirli denizin suyu Marmara'ya dolmaya başladığı zaman İstanbul Boğazı'ndan gelenin iki misli, ikiye çarpacaksınız kanalla birlikte. Böyle bir dolumla Marmara'yı bitirirsiniz. Bu bizim İstanbul'un balık ve deniz canlıları faunasını etkileyecektir. Trakya'nın tarım potansiyelini etkileyecektir. Çünkü arazinin tuzlanmasına yol açacaktır. Ve İstanbul'un tatlı su kaynaklarını da çok ciddi şekilde etkileyecektir. Yani bu açıklamaları yaparken Sayın Ünal Çeviköz, ben de şunu düşünüyorum. Erdoğan'ın bunları bilmediğini mi düşünüyorsunuz? Bakın, bunları bilmediğini düşünmüyorum. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre etki değerlendirme raporunu açıkladı ve kamuoyuna açıktır, herkes inceleyebilir dedi. Ama eklerini inceleyemiyorsunuz, eklerine erişemiyorsunuz. Neden? Eklerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün çekincelerine ilişkin çevre etki değerlendirme raporları var. Onların hepsi neyin İstanbul'a zarar vereceğini, neyin menfi olduğunu ve buradaki bütün rakamları, 5 milyon İstanbullu gelecekte Kanal İstanbul açıldığında susuz kalacak. Bütün bunların hepsi bu o raporlarda var. Bu bilgiye ulaşamıyor mu kamuoyu? Bu bilgiye şu anda kamuoyu ulaşamıyor. Yakın zamanda ulaşır ama. Yani sosyal medya o kadar büyük bir güç ki, çok yakın zamanda herkes her şeyin farkında olacak. Tabii bakın 2011'den beri aşağı yukarı bunu tartışıyoruz. Kanal İstanbul, çılgın proje vesaire. Bu projenin bugün finansmanı için bir para da yok ortada. Bu Türkiye ekonomisine, kriz içindeki Türkiye ekonomisinin tabluna çakılan son çivi olur. 75 milyar Türk lirası deniyor. Böyle bir şey. Ve rantable da değil. Ortada afaki rakamlar dolaşıyor, şu kadar para kazanacağız, bu kadar para kazanacağız. Söyledikleri paranın kazanılması için her geçen gemiden 150 bin dolar almaları gerekiyor. Ve böyle bir şartı böyle bir koyamazlar değil mi? Koyamazlar. Hayır, geçiremezler, zorla geçiremezler. Zorlayamazlar. Geçiremezler tabii, zorla geçiremezler. Böyle bir kanalın yapılmasından kimler karlı çıkarlar? Bir, Amerika Birleşik Devletleri karlı çıkar. İki, bir de Katar Emiri'nin annesi çağırıyor. Bir de inşaat şirketleri. Ama işte zaten genelde bunlardan ziyade inşaat sektörü canlanır. Evet. Kanalın her iki tarafına da siteler, villalar yapılır. Ekonomiyi o anlamda canlılık kazandırırız. İnşaat şirketlerini de batmaktan kurtarırız gibi bir ama Türkiye düşünce batar bu arada. Söz konusu ama olabilir. Ama Türkiye batar bu arada. Zaten çok ağır bir ekonomik krizden geçiyoruz. Ha, bu finansmanı eğer kredi yoluyla bulmaya kalkarlarsa, mesela Çinliler kanalın her iki tarafında kullanım hakları istediler. Onun için finansman da anlaşılamadı daha önce. Yani öyle kolay kolay da buraya finansman bulmak şey değil, kolay iş değil. Yani. Mesela hisse senedi çıkartabilirler mi? Bu bir ihtimal. Hisse senedi çıkartma yoluna gidebilirler. Çünkü Mısır'da da Sisi yönetimi hisse senedi çıkartmıştı. Ama o rentable bir proje. Bunun rentable olmadığını herkes görüyor. Yani kendisini çevirebilecek bir yeteneğe sahip değil kanal. Demek ki belki de çılgın proje değil, başka bir şey söylemek lazım ama. Delice proje. Öyle bir şey tabii.